arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dördüncü testi çözeceğiz arkadaşlar. Çözüm 3 de yayıncılığın bölüm 1'in dördüncü ile hemen başlayalım arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, birinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi minerallerin bütün canlılardaki ortak kullanım alanlarından biri olabilir demiş bizlere. Değerli arkadaşlarım, kemik ve dişlerin yapısına katılma Tüm canlılarda kemik ve diş yapısı olmadığı için biz bu ifadeyi alamayız. Tüm canlılarda sinirsel uyartı iletiminde görev alma, tüm canlılarda sinir sistemi bulunmadığı için arkadaşlar yine alamayız. Kas kasılması için gerekli olma yine aynen bahsettiğimiz tüm canlılarda ne kas var ne de kan var arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar biz bunları alamayız ama enzim aktivatörü olarak kullanılma tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşecek nedir arkadaşlar? Bir kullanım alanıdır minerallerle ilgili olarak. İkinci soruya baktığımız zaman değerli arkadaşlarım. Hemen şöyle biraz küçültelim ikinci soruyu arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ikinci sorumuzda da bize bazı neler vermişler? Mineralleri vermişler. Kanserumunun pH değerini vermişler. Mide ösünün pH değerini, tükürüğün, gözyaşının deri ve iç tabakalarının ve aynı zamanda ince bağırsağın pH değerlerini vermişlerdir. Buna göre pH değerlerinin belirli sınırlar içerisinde tutulması bize demiş. Durumlardan hangileriyle açıklanabilir demiş değerli arkadaşlarım. Peki arkadaşlar metabolizma olaylarının belirli pH derecelerinde meydana gelmesi evet bundan kaynaklı olabilir arkadaşlar. Bununla açıklanabilir. Peki pH değerlerindeki küçük değişiklikleri bile insanlar için oldukça tehlikeli olabilmesi arkadaşlar insan pH'inin kan pH'inin 7.4'ten 7.4'ten hemen ne arkadaşlar en ufak 7 noktalara düşmesi bile ölümcül olabiliyor. Bu yüzden ikinci ifade de doğrudur. Peki enzimlerin maksimum etkinliklerini bazik ortamda gerçekleştirmelerini gerçekleştirmelerini söyleyebilir miyiz? Hayır. Enzimler genellikle en iyi optimumu çalıştıkları ortamlar değerli arkadaşlarım hangi ortamlardır? Nötr ortamlardır. Bu yüzden 3 numaralı ifademiz yanlış olup cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Üçüncü soruya baktığımız zaman değerli arkadaşlarım hemen bize demiş ki insan vücudunda arkadaşlar insan vücudunda faaliyetlerden hangileri için belirli çeşitli ve oranda minerallere ihtiyaç duyulur demiş. Arkadaşlar kas kasılması için Neye ihtiyacım var kalsiyuma ihtiyacım var sinirsel uyartı iletimi için potasyum ve sodyuma ihtiyacım var arkadaşlar enzim etkinliği için hatırlarsanız demir klorofil, klorofil sentezini sağlayan enzimin kofaktörüydü arkadaşlar ve aynı zamanda magnezyum enzimlerin yapısal katılarak ne olarak görev yapıyorlardı kofaktör olarak görev yapıyorlardı yine kemik gelişimi için kalsiyum ve fosfor elementini kullanan mineralini kullanabiliyoruz. Bu yüzden cevabımız ne oldu arkadaşlar? Cevabımız E seçeneği oldu. Dördüncü soruya baktığımızda değerli arkadaşlarım, dördüncü soruda yine bize neyi sormuşlar arkadaşlar? Bir tane tablo ve bu tabloyla ilgili bilgileri sormuşlar bizlere. Hemen şöyle baktığımız zaman değerli arkadaşlarım, aşağıdaki tabloda 70 kilogram kütleli bir insanda bazı elementlerin miktarları verilmiştir. Kalsiyum 1 kilogram oranında bulunuyormuş. Demir 4.2, fosfor 780 gram, sodyum 100 gram, klor ise 95 gram olarak verilmiş bizlere. Peki değerli arkadaşlarımız hemen tabloya göre demiş bize. Verilen elementler içinde vücutta oranı, oran olarak en çok bulunan kalsiyum mu? Evet çünkü dikkat edin arkadaşlar 70 kilogramın 1 kilogramı kimmiş? Kalsiyummuş. O halde bir numaralı ifademiz doğru bir ifadedir. Peki biz tablodaki bilgilere göre demir elementinin kullanım alanları ile ilgili bir bilgiye ulaşıyor muyuz burada değerli arkadaşlarım? Hayır. Sadece 70 kilogramlık bir kütleli bir insanda 4.2 gramlık demirin olduğunu söylüyorum. Dolayısıyla ikinci ifadeye ulaşamam. Verilen elementlerin tamamı enzim etkinliği için gereklidir ifadesi de doğru bir ifade değildir. Tablodaki bilgilere göre ben buna da ulaşamam. Bu yüzden cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Problem var mı arkadaşlar? Hemen 5. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar anlamadığınız bir yer oldu mu? Muhakkak videonun altında yorumlar kısmında arkadaşlar yorumunuzu yazabilirsiniz. Hemen soru işaretlerinizi gidereceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, mineraller ve tuzlarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir demiş. Değerli arkadaşlar mineraller ve tuzlar suda çözülmüş olarak besinlerle vücuda alınırlar ifadesi doğru bir ifadedir. Peki mineral ve tuzlar küçük moleküller değiller mi arkadaşlar? E, küçük bir molekülü ben niye hidrolize uğratayım? Zaten doğrudan hücre zarından geçebilir. Bu yüzden B seçeneği hatalı bir şıktır. Yapıya katılabildiği gibi düzenleyici olarak da görev yapıyordu. Vücut sıvıların osmotik basıncını ve pH'ının ayarlanmasında tüm canlar tarafından dış ortamdan alınması gerekiyordu. Cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Altıncı soruya baktığımız zaman arkadaşlar bu sefer altıncı soruda bize şunu sormuş. Demiş ki egzema, saç dökülmesi, kepeklenme gibi birçok arkadaşlar deri probleminin nedeni vücuttaki asit baz dengesinin bozulmasıdır demiş. Arkadaşlar o halde dikkat. Bu durumun sebebi Peki, pH değerinin aşırı artması enzim etkinliğini ne yapacaktır? Olumsuz etkileyecektir. O halde bu ifade bunun nedeni ne olabilir? pH değerinin aşırı artması olabilir. Peki arkadaşlar, pH azalırsa yine aynı şekilde. Ama optimum demek enzimin en iyi çalıştığı değer demektir arkadaşlar. En iyi çalışıyorsa o halde bu problemlerin ortaya çıkması gerekir mi arkadaşlar? Hayır. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olacaktır. Problem var mı arkadaşlar? Bu da 6. sorumuz bu şekildeydi. Hemen 7. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. 7. soruda değerli arkadaşlarım bize neyi sormuş? Bize arkadaşlar canlıların temel bileşenlerinden olan su ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisinin yanlış olduğunu sormuş. Peki arkadaşlar canlıların yapısında değişen oranlarda bulunur. Doğrudur. İnsan vücudunda en fazla oranda bulunan bileşimiz kimdir arkadaşlar? Sudur. Peki canlılar enerji gereksinimlerinin büyük bir kısmını sudan mı karşılarlar? Arkadaşlar su enerji vermez. İnorganik bileşikler solunumda kullanıldıkları zaman enerji vermezler arkadaşlar. Biz mineralleri nerede kullandığımız zaman enerji verirler? Kemosentezde kullandığımız zaman enerji verirler. Ama su enerji vermez arkadaşlar. Canlıların vücudunda oran olarak en fazla oranda bulunan inorganik maddedir. Canlıların yaşayabilmesi için gereken temel maddelerden biridir. Canlı vücudunun vücudundan aşırı su kaybını neye sebebiyet olabilir arkadaşlar? Ölüme neden olabilir diyoruz. 8. soruya baktığımız zaman değerli arkadaşlarım burada ne karşımıza çıkmış? Su ve kalsiyum minerali ile ilgili olarak bize hangisinin ortak olduğunu söylemiş. Peki arkadaşlar, su ve kalsiyum ikisi kemik ve dişlerin sertleşmesini sağlar mı? Hayır. Kim sağlar? Kalsiyum sağlar. Zararlı atıkların seyreltilmesinde kim görev yapar? Su molekülümüz görev yapar. İkisi de nasıl da arkadaşlar? İnorganik bir bileşiktir. Bu yüzden inorganik bileşik olduğu için arkadaşlar cevabımız C seçeneğidir. Fotosentezde oluşturulan oksijenin kaynağı kimdir? sudur arkadaşlar. Dikkat edin. Vücutta taşıma ortamı oluşturan yine kimdir? Bizim su molekülümüzdür. Dokuzuncu soruya baktığımız zaman arkadaşlar. insanda inorganik bileşikler aşağıdaki verilenlerden hangisinin gerçekleştirilmesinde görev yapmaz demişler arkadaşlar. Kimde bakın burayı dikkat edin arkadaşlar buraya. insanda. O halde buna göre yorumumuzu yapalım. Enzim etkinliği için uygun ortam oluştururlar. Doğrudur. Peki arkadaşlar. Biyokimyasal tepkimelerin gerçekleştirilmesi. Evet. Fosforilasyon tepkimelerin gerçekleşmesi. Çünkü ATP sentezlenmesi demektir. ATP'nin yapısında kim var arkadaşlar? Fosfat var. Kanın pıhtılaşmasında kalsiyum. O zaman problem yok. Peki organik besin monomerlerin sentezlenmesi. Arkadaşlar ben inorganik maddeleri insanlar inorganik maddeden organik madde sentezi yapmadıkları için cevabımız E seçeneği olacaktır. Çünkü arkadaşlar bunu bu olay nedir? İnorganik maddeden organik madde sentezi fotosentezdir ve ototrof canlılara ait bir özelliktir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız E seçeneği olacaktır. Hemen 10. soruya baktığımız zaman arkadaşlar 10. sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıda kaldı. Evet. Vücutta yeterli miktarda su ve mineral alınması alınmamasına bağlı olarak aşağıdaki durumlardan hangisi gözlenmez demiş. Değerli arkadaşlarım, normal büyüme ve gelişme süreci devam etmez. Doğrudur. Peki arkadaşlar, kandaki hemoglobin miktarı azalabilir eğer demir yetersiz alınmışsa. Metabolik faaliyetler hızlanarak devam eder ifadesi yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Çünkü metabolizma yavaşlar. Çünkü su miktarı azalırsa enzimler çalışamaz. Biliyoruz ki %15'in altındaki hiçbir konsantrasyonlarda enzimler çalışmıyorlar. Gaz krampları, sinirsel bozukluklar ve kanın pıhtılaşması ile ilgili problemler ortaya çıkabilir arkadaşlar. Peki 11. soruya baktığımız zaman arkadaşlar bakalım bize ne diyormuş. İnsan vücudunda bulunan minerallerden birisinin eksik özellikleri aşağıda verilmiştir. Özellikleri verilen mineral maddenin eksikliğine bağlı olarak aşağıdaki hastalıklardan hangisi gözenebilir? Arkadaşlar hemen şuraya dikkat edelim. Burası iskeletin ana maddesiymiş. Peki iskeletin ana maddelerinden biri kalp işlevleri ve sinir sisteminin düzenlenmesinde ve kanın pıhtılaşmasında görevliymiş. O halde bu kimdir? Kalsiyum minerali değil midir arkadaşlar? O halde kalsiyum mineralinin eksikliğinde çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteomalaz dediğimiz kemik eğriliği hastalıkları ortaya çıkmaz mıydı? Çıkardı arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız A seçeneği oldu. Evet arkadaşlar 12. soruda grafik sorusu yine arkadaşlar. Hemen şöyle biraz küçültelim grafik sorusunu. Bakalım ne demiş bize. Evet. Aşağıda insan vücudunda arkadaşlar bize demiş ki insan vücudunda bazı elementlerin ortalama oranları verilmiştir. O halde oksijene bakıyorum yüzde 65 oranında arkadaşlar diğerleri gittikçe azalmış. Peki arkadaşlar bize demiş ki hangilerine ulaşılabilir demiş. Arkadaşlar elementlerin tamamı mineral tuzları şeklinde alınır. Elementlerin tamamı mineral tuzlar şeklinde alınır ifadesi yanlış bir ifadedir. Çünkü grafikteki verilere göre ben bunu bu bilgiye ulaşamam arkadaşlarım. Oksijenin oranı diğer tüm elementlerin bulunma oranından fazladır. Bakın dikkat edin %65 oranında o halde buna ulaşırım. Peki oranı az olan elementin vücut tarafından daha fazla tolere edilebilir ifadesi doğru mudur? Yanlıştır. Neden? Çünkü zaten vücutta miktar çok az arkadaşlar miktar az olduğu için hemen etkisini gösterecek ve burada miktarı çok az olduğu için vücut hemen ne yapacak arkadaşlar? Bunu tölere etmez. Anında eksikliğini gösterecektir. Bu yüzden cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Peki 13. soruya baktığımız zaman son sorumuz arkadaşlar bu testin. Hemen şöyle baktığımız zaman. Çözücü özelliği sayesinde su insan vücudunda. Bakın bu sefer çözücü özelliği sayesinde arkadaşlar. Zehirli maddelerin seyreltilmesinde kullanıyorduk arkadaşlar suyun çözücü özelliği sayesinde. Solunum gazların taşınmasında biliyoruz ki oksijenin %98'i arkadaşlar hemoglobine bağlanarak taşınır. %2'si ise kan plazmasında taşınıyordu çözülmüş olarak. E bu kan plazmasının arkadaşlar %90'ı nedir? Sudur. Dolayısıyla burada bunu da gerçekleştirir. Besin maddelerinin taşınmasında kan içerisinde arkadaşlar yine ne yapar? Çözücü özelliği sayesinde taşınır. Ama vücut sıcaklığının korunması suyun özgül ısısının yüksek olmasından kaynaklıdır arkadaşlarım. Özgül ısısının yüksek olmasından kaynaklıdır. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Bu testin de sonuna geldik. Bir sonraki testte, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlarım.